seçemedim. Hepsini aldım Edoşko. Al benim malımı, mülkümü sen ye. Emrah, iki dakika soluk yapma. Ciddi ciddi konuşmamız lazım. Seni hayran hayran izlediğime bakma. Dinliyorum. Ulan ne ince işçilik be. Emrah, bizim ilişkimizde olmayan neydi? Cinsellik. Öyle değil. Olmayan. Yani yürümeyen neydi? Cinsellik. Lan! Tamam ya, tamam. Vallahi bence hiçbir şey. Ülke zor günlerden geçiyordu. Sen de bundan olumsuz etkilendin, o kadar. Emre, kaçak göçek cevap verme. Neden ayrıldık biz? Ben seni aldatmaya yeltem. Heh. Hem de kiminle? Seninle. Ay, kulağa ne garip geliyor değil mi? Yahu sadakatini ölçmek için sahte profil açtın Facebook'tan. 3 cümle yazdım sana. 4.'cüyü yazarken ev adresini göndermedin mi? Gönderdim, evet. Kapına gelmedin mi? Kapıya bornozla çıkmadın mı? Çıktım. Ama sen olduğunu biliyordum. Yemin ederim bak, yemedim demek için. Ben de onu yemedim işte. Birlikte olamayız Emrah. Biz Gülben'le Hülya'yız. Aziz Yıldırım'la Alexis. Ata Demirer'le Ferdi Tayfur'uz. Olmaz artık. Geçti bizden. Bir konuya hazırlanaydın. Giriş gelişme yapaydın. Sonuç odaklısın. Hiç partnerini düşünmüyorsun Edoşko. Emrah, ben senin hazmedemediğin bir ilişkinim o kadar. Ağır mı yaptın? Nedir sürekli deniyorsun? Olmayacak. Baloncu! Abi, benim balonlarım onlar. Nereden senin? Havaya bıraktın sen. Tutmasam gidiyordu. Baloncu! Baloncu! Ya bugün ne kadar kötü bir gün ya. Selamun aleyküm. Ulan hayırsız kirben Metin. Burada böyle boş boş oturuyorsun da bir kere de demiyorsun ki Emrah abi, cebime 20 kilo çimento koy da senin heykelini dikeyim. Niye geldin lan? Bütün modellerimiz bunlar mı? Vurma lan! Bunlar mı? İki ay sonra onun vakumla kendi çekeni gelecek. Onu vereyim size. Sana Sivas'taki dedemin bir lafıyla cevap vereceğim Metin. No woman, no cry. Yani kadınım, söyle hiç mutlu oldun mu? Bu deli Yiğido'yu unuttun mu? Neyse ya, şunu beğendim. Kabin mabin var mı ya buralarda? Ben şunu bir deneyeyim. Amrahçığım, çok net söylüyorum. Şu kafanı şu tuvalet taşının deliğinden tek seferde geçiririm. Ne taşı kırarım, ne kafanı kırarım. İddialıyım. İstiyorsan deneyelim. Tamam, kızma be Petito. Eda evlilik teklifimi şaka sandı. Ciddiye almadı. Moralim çok bozuk. Şaka mı sandın? Sempatikliğimden kaybediyorum kanka. Ama neyse ya, beni boş ver. Biraz da seni tanıyalım. Neden tesisatçılık? Boru döşemeyi seviyorum be kanki. Ne yaparsın? Ne mi yaparım? Mesela tesisatçılık yapmam. Tesisatçı adamın mezhebi geniş olacak kanka. Vallahi şahsen ben kaldıramam. Neyi kaldıramazsın lan? Ya sen şimdi bunu el emeği, göz nuru 2 saatte takacaksın. Sonra ben gelip 2 dakikada üstüne, çok affedersin, sıçacağım. Mesela Da Vinci'nin 7 senede yaptığı Mona Lisa tablosunun üstüne sıçsam adam bunu kaldırabilir mi? Vallahi şahsen ben de kaldıramam. Dikkat! Emrah? Kız sende bir şey var bugün. Ne? Ne var? Sen bir şuh olmuşsun bugün. Şuh Eda. Yok canım, ne alakası var? Sen böyle şuh Eda olursan biz aşkından şuh Eda oluruz Edacığım. Yapma ama. Allah Allah. Değişikte bir şey yapmadım ama. Görüyorsunuz değil mi? Yine hazırlık paslarına başladı. Acil pres yapmam lazım. Haklı bir galibiyet alarak son haftalardaki çıkışımı sürdürmek istiyorum. Al canım. Bu ne? Hakikaten o ne lan? Bu senenin Nobel ödülü. Bu senenin Nobel ödülü sana gitti ya. Duymadın mı? Nobel mi? Kız sende bel mel kalmamış. İncecik olmuşsun. Resmen Nobel. Al, ananın ak sütü gibi helal olsun bu hediye sana. Görüyorsunuz değil mi? Yine çaktı golü. Yapacak bir şey yok. Kaybeden takımın taraftarı gibi ineceğiz sahaya. Hayırdır Edacığım? Ya bizim lavabo tıkandı. Bir iki musluk da damlatıyor. Bir bakar mısın diyecektim. Tabii ki ya, gidelim. Bana dedi lan, bana dedi. Hemen ilgilenirim Edacığım. Vallahi ben şahsen bunu kaldıramam. Lan neyi gene neyi? Bu alet çantasını kanka. Nasıl kaldırayım, ne varsa içine doldurmuşsun. Tut şunun ucundan, birlikte götürelim bari. Tamam o zaman, ben eve geçeyim. Siz de gelirsiniz. Al gel lan onu. Ferahımız abi, şu dükkanla ilgilenin ver. Ustam kolay gelsin. İyi. İyi. Bize diyorum, bir araba toplayabilir misin? Araba? Araba toplama ne lan? Bilgisayar mı lan bu? Ya işte toplayabilirsen parçalayabilirsin de. Biz 3 saat uğraştık anca bunu sökebildik. Bir arabanın en zayıf noktası hakikaten de torpido gözüymüş. Buyur.
Ne parçalaması lan? Lan siz ne yapıyorsunuz lan? Vay 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 vay. Demek bizim araba buradaymış. Lan şu GPS ne güzel bir şey. Bak şıp diye bulduk arabayı, iyi mi? Pardon, siz kimsiniz? Aslında sigorta şirketi biz polisi ararız dedi ama biz istemedik. Ara sıra stres atmak bizim de hakkımız. Öyle değil mi? Beyler, dik durun. Sayıca bir fazlayız, üstünlük bizde. Bunu siz mi dövdünüz lan? Ha, yok ustanın suratı normalde de böyle. İlk görünce biz de şaşaladık ama adamın normal hali bu. Abi renkli gözlüğü ben döveyim. Bana rahmetli eniştem hatırlattı. Allah rahmet eylesin. Niye ölmüştü eniştem? Ölüm nedeni şiddetli geçimsizlik abi. Benimle geçinemiyordu. Ha. Beyler, sağlam durun. Sayıca üstünlük bizde. Kaçtı. Adam kaçtı. Adam kaçtı. Aa! Şimdi yarrağı yedik. Arkadaşlar gördünüz mü nasıl da dağıldılar? Ağızda eridiler lan resmen. Kremalı mafya. Yumuşak mafya. Arkadaşlar pastanın kremalısı güzeldir. Ama mafyanın kremalısı güzel olmaz. Renkli gözlüğü ne olur ben döveyim abi. Adam bana taktı. Olmaz. İlk önce ben. Senin yaşın kaç yavrum? Kaç gösteriyorum? Bence 38. Boyun müsait. Çatılar da geniş. Yaşın kurtarıyor. Yani biraz sonra burada olacak olan 18 artı her şeyi seyredebilirsin. Yırttın. Cinsel içerikli mi, şiddet içerikli mi? Şiddet. Ben gideyim. Rezay Usta. Ben dayak atarken müzik dinlemeyi severim. Ama görüyorum ki burada öyle bir ortam yok. Değil mi? Maalesef yok. Şimdi ben birinizi döverken diğerleri de benim yârim gelişinden bellidir söyleyecek. Sadistçe mi? Evet. Sikimde mi? Hayır. Yeşil gözlü. Gel bakayım buraya. Benim yârim gelişinden bellidir. Gel gel aman gelişine, gül gül aman gülüşüne. Merhaba Feyza abla. Ne yapıyorsunuz esnaf ve zanaatkar adayları? Çok abur cubur yemeyin, dikkat edin. Okul aksatmayın, dersleri de boş verin. Hadi bakalım. Sen yeter ki istalayın cani yerim senin. Aa, ne oldu? Şey arkadaşla değil mi ben? Konu denk geldi herhalde. Saygılar. Çok pis gaza geldim lan. Az daha kızın başını koltuk altına kıstırıp kafasını ısırıp helalimsin deyip alnını öpecektim. Ama daha çok erken. Sen niye abla dedin lan? Oğlum saygılı, efendi, örf, adet ve geleneklerine hakim, evlenilecek erkek vurgusu yapmak için. Oğlum abla dedin lan. Ağzımdan kaçtı lan. Ev alın babanız. Üstüme iyilik sağlık ya. Eh be anne ne ettin sen? Çocukken gazetelerin verdiği uğurlayıp yaptığınız karton ev var ya. Babanız onu hala saklıyor. Çocuklarım benim için kendi elleriyle ev yapmış diyor. Anne ev bizim. Kirada oturmuyoruz ki. Bir yazlık alsanız fena mı? Hem ananız da sağlığına kavuşur. Benim hastalığım İstanbul'muş be. Kurtarın beni bu dertten. Ana, bu masanın altındaki Feyza'nın karakur ismi. Anne. Bildiğin elini tuttum. Sen bu robotun üstüne can koyup sehpa mı yaptın? Sevmedim ben. Çakı gibi dolanırdı evde. Bunun başı nerede ya? Kalkın gidelim Allah aşkına. Pederi Bey'in arkadaşlarına sorarız. Sen beni var ya, onlardan daha az seviyorum. Kafam nerede? Kafan senin doğuştan yok salak seni. Hadi. Tahsin. Yiğit. Sen ne geziyorsun lan burada? Ne geziyorum burada? Nasıl gidiyor diye bakmaya geldim. Yiğit git buradan. Gideyim mi? Gideyim Tahsin. Ama şunu bil ki kılıçlar çekildi. Artık geri dönüş yok. O araba çalışacak Tahsin. Hem de ben ne zaman istersem o zaman çalışacak. Sen ne diyorsun lan? Laboratuvarımı elimden aldılar. Holdinge otopark lazımmış. Holdingde ne kadar adamım varsa. Ya emekli ettiler ya turizme aktardılar. Kılıçlar çekildi Tahsin. Bundan sonrası için kusura bakma artık. Sen ne diyorsun be? Kim onlar ya? Gidiyorum Tahsin. Onlar hamlesini yaptı. Şimdi sıra bende. Benden de günah gitti. Gidiyorum. Gidiyorum. Evet. Bunlar kim? Bunlar kim? Ne diyor ya bu? Yahu senin ablanın komşusunun kuzeninin arkadaşı benim bir arkadaşımın torununun torunu. Anam!
Şerif amca. Ha? Tonton dedem benim ya. Şirinlik muskası. Allah'ım ya Rabbim. Ablam dediydi senin geleceğine ha. Bak hele bak ne göstereceğim sana şimdi. Allah'ım ya şu tatlılığa bakar mısınız? O zaman madem öyle bir atmosfer oluştu, şöyle bir şey mi yapsak? Biz şimdi çıkalım tekrar girelim. Bizim babamız ölüyor, ölüm döşeğinde. Ali Gültiken'i görmek son arzusu desek olur mu? Öyle bir şey olursa biz yaparız. Çünkü biz yüzsüzüz yani değil mi Oğuzhan? Tabii tabii arsızız biz. Şerif dedem, Ali il dışında ya. Ah, yalan yalan. Olsa biliyorsun dükkan senin. Ya Şerif dedem ya. Vallahi kalkacağım geleceğim, dayanamıyorum artık. Şu yanaklara bak Allah'ım ya Rabbim, canını sevdiğim nasıl da bir tatlılıktı bu ya. Bu yanaklar böyle, nasıl bıyıklar bunlar böyle ya. Allah'ım ya Rabbim. Allah Allah'ım ya. Ya Lidine çok tatlıdır şimdi ağzımın. Ağzımın düştü. Ya size illa Ali mi lazım? Bak Cüneyt Tanman var, Erhan var, Gökmen var. Hmm. Küçük Şenol var. Bunlar daha ucuz zaman hallederiz ha. Adnan Aybaba. Bak kostümü kendinden olursa olur. Ulan mesleki deformasyon işte. Yine arabanın altındayım, yine arabanın altındayım. Sezai abi. Memlekette yer yerinden oynuyor. Senin hiçbir şeyden haberin yok ya. Umurumda değil Feyza. Baba olmanın nasıl bir şey olduğunu biliyor musun sen? Bak bir gün hiç unutmam, belim acayip ağrıyor. Deniz koşa koşa yanıma geldi. Şeytini çiğneyince çabuk iyileş baba. Uyuf dedi. Sırtımda bir flamenko yapışı var. Geçmiş zaman işte ya. İnsan her şeyi unutuyor fakat evladıyla yaşamıyor. Hani bugünmüş gibi. Bugündü zaten Sezai abi. 3-4 saat önceydi. Ne yapayım unutamıyorum. Acısı hala buramda. Sezai abi sen hem kendine hem bana niye eziyet ediyorsun? Gidip konuşsana Deniz'le. Yok ya, vereceği tepkiden korkuyorum. Kabullenmeyeceğinden korkuyorsun değil mi? Yok be kızım, öyle değil ya. Döyer diye korkuyorum ya. Baksana yiğidime ya. Kafamı tutup güvercin gibi koparır vallahi ya. Ben daha güvenli bir yol izleyeceğim. Sormasam da söyleyeceksin zaten. Neymiş o yol? Onunla biraz takılacağım, onun en iyi arkadaşı olacağım. Samimiyet ilerleyince de düşünsene Feyza, en yakın arkadaşının baban çıktığını. Bundan daha güzel bir haber olabilir mi? Ya mükemmelsin vallahi. Hakikaten bundan daha iyi bir şey olamaz. Benim hemen kanka olmam lazım Deniz'de. Kankalığın püf noktası eşek şakasıdır. Eşek şakası yaptın mı ortam ısınır, kaslı vücutlar şenlenir. İzle bak. Deniz evladım. Buyur abi. Ya benim elim dolu, şu pantolonumun cebinden arabanın anahtarını çıkarıversin. Vereyim abiciğim. Eşek şakası mı? Kartal da bayılır böyle pis pis şakalara. Af! Ne oldu lan? Pantolon balığı elini mi ısırdı? Tükrüklemişken devam et bari. Sezai abi kocaman adamsın, yaptığın şakaya bak ya. Birciler iki oldular. Ya sabır. Söyle sultanım. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Sultanım mı? Deniz! Banyodayım, gizli. Nerede olacağım? İşteyim. Yemin ederim işteyim ya. Geldi bitir işimizi pompacı, hadi. Ha? Hadi. Abi. İki saniye huzur verin ne olur ya. Heh, dinliyorum ben seni. Deniz, çikolata bitti. Ya pekmezden tahin mi karıştırsak acaba? Tahini sen sür pekmezi, ben bu hayvanla karıştırsın bizi. Tadından yiyin miyiz abi? Ya ne kızı ne alakası var? İşten arkadaşlar şaka yapıyorlar akıllarınca. Dur kapama, hayret edersin. Abi ne yapıyorsunuz siz? Abi ne yapıyoruz biz? Manitana şaka yapıyoruz oğlum. Arkadaşlar arasında olur böyle şakalar ya. Niye trip atıyorsun? He? Ne manitası abi? Ablam 3 gündür hastanede doğum yapacak. Yalan söylüyorum sana. Ağlattınız kızı ya. Hadi be. Neyse onu enişte getir, teselli eder. Bak hala ya. Tövbe tövbe. Elimde kalacaksınız şimdi ha. Şişt, oğlum o eli bir kapa lan. Sok onu yerine lan. Şeytan meytan doldurur. Sokacağım. Deniz. He. Yakala. Ya, gör
Görüyor musun vücudu? Beli ne kadar ince, kalça ne kadar dar ya. Tıpkı benim gençliğimdeki gibi. Bu ne lan? Tipini sikeyim. Yok artık. Bu kadar tesadüf olamaz. Feyza kızım, sen çözeceksin bu işi. İşte bu abi. İşi bileceksin, işe gitmeyeceksin. Vallahi kimse kusura bakmasın da keriz parası bu, keriz. Birer çubuk kraker ısmarlayayım mı size keriz parasından he? He yavrum he. Vallahi pes, korkulur senden he. Rüyanla basarın altında 9 trilyon buldu zannedecek he. Bizim gibi bu da parayı bulunca değişiyor. Buna bir kolonya falan koyun ya. Evet hanımefendi ablacığım, aynen şekilde gösterdiğim gibi. Anlamadığınız bir yer varsa tekrar anlatayım. Tamam anladım. Peki siz tam olarak ne iş yapıyorsunuz? Sıhhi tesisat. Dam akar biz gideriz. Bazen fayans bile kaplarız. Müşterinin giderine göre değişir. Pis su gideri. O zaman biz gidelim. Efendim merhabalar, sunumunuzu geldik. Hoppa! Peki icadınız ve yaptığınız iş arasında? Alaka yok. Olmasın da. Alaka olacak diye damlatmayan musluk mu yapalım? Daha inandırıcı olurdu. Hadi gidek. Atılgan, hadi gidek kızım. Hop. Tamam tamam ya, siz paranın %50'sini ödeyin yeter. Patent için geri kalan parayı biz buluruz. Birisi bu icat için kalan parayı size versin. Ben tümünü karşılayacağım. Susam acı. El grande. Oh dear. Efendim, bir yılda Türkiye'deki tüm şirketler içerisindeki en büyük ciroyu yaptınız. Evet, yaptım. Bu başarınızı neye borçlusunuz? Kar odaklı çalıştım. Para basmaya yönelik hareket ettim. Emperyalizmin kölesi, kapitalizmin uşağı, paranın efendisi oldum. Acımadım, acıttım. Ağlamadım, ağlattım. Peki neden dünyayı güzelleştirmeyi denemediniz? Ne gerek var? Hı? Niye uğraşayım ki? Risk almadım. Ben sürpriz sevmem. Sırf sürpriz sevmediğim için gittim apandistimi kendim aldırdım. Evet, evet. Aldırdım. Yaptım bunu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Lan oğlum, siz bundan 30 yıl önce modern bilime tepki olarak doğdunuz lan. Ben sizin Vatikan'ın gizli projesi olduğunuzu ciddi ciddi düşünürken niye icadınızı çalayım ya? 17 bin dolara karşılık çaldın işte icadı. İnkar etme, itiraf et. He lan, he çaldım çaldım. Ben çaldım ya. Sizin tamamlamak için fellik fellik para aradığınız icadınızı çaldım. 17 bin dolar o. Üste de aradığınız parayı koydum. Eksi 20 küsür bin dolara bağladım işi. Salağım ya be. Bana yılın yatırımcısı ödülümü verin lan. Verin. Şimdi o konuya da gelirsek, yatırımcınız icat konusunda halen ısrarcı beyler. Bir daha düşünmenizi istiyorum. Nasıl ya? Bu iki ara elemanın icadına talip mi çıktı? Ne teklif ettiler? Valla şimdi net bir teklif yok. Ama benim umduğum şöyle bir şey. Maş. Maş. Bu ne bu? Metrik sistem mi yoksa inç falan mı? Direkt Türk lirası. Kap. Bana biraz müsaade ederseniz. Mobeseleri incelettirmiyorsunuz. Polise de gitmiyorsunuz. Şu sıralar polisle aramız pek iyi değil. Olayı medyaya taşımak da istemedik. Yani icadımız kötü şeylerle anılmasın. Lan icat sizinle anılıyor. Daha ne olsun? Boş verin mobeseleri falan. Ben hırsızın kim olduğunu bilmiş. Kafanda bir şey var. Var, evet. Hırsız bize çok yakın biri. Yanlış anlıyorsun. Hakikaten kafanda bir şey var. Bu ne lan? Niye koydunuz oğlum bunu kafama? Yeni bir şey deniyorum Hilmi abi. Bahşişi az veren müşterilerin üzerine tavandan bir tane reflektör sarkıtıyorum. Onlara geç gidiyor kara kuruyor. İyi mi? Allah Allah. Biz bu kuru karılara bir de bahşiş mi veriyoruz ya? Vallahi ben orucum. Bugün çayma içmedim. Ama yine de bahşişi şuraya koyuyorum. Alsın bakalım alabiliyorsa. Kalkın. Hırsızın yanına gidiyoruz. Ben polise aksettirmeden şu mobeseleri bir inceleyeyim. Delikanlı. Hilmi seni çok seviyor.
lan. Karakuriler bile benden fazla mı kazanıyor lan? Seyirciler hazır mıyız? Emre!